Patates püreli fırın köfte. Püresi için 3-4 adet patates. 1 su bardağı süt, karabiber, tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı köftesi için. 500 gram kıyma, karabiber, kimyon, tuz. Yarım çay bardağı karbonat, yarım rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta akını kullanacağız püresinde. Pardon, köftesinde. Pardon, püresinde, tamam. Sosu için ise 1 yemek kaşığı salça, 1 diş sarımsak, 1 su bardağı su, karabiber, tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzerine ise rendelenmiş kaşar peynir kullanacağız. Köftede yumurta akını sadece kullanacağım. Şöyle tabii ki köfteyi sıkıp toplasın diye. Çünkü önden bir kızartma işlemi yapmayacağız. Şöyle kıymetlilerim. Serpil soğanımı rendeledim. Bir peçete alabilir miyim? Serpil soğanımı rendeledi. Ben üstüne yumurta akını koydum. Sarıyı da başka bir şeyde kullanırız. Püreyi de yapalım. Bir anda ocağımızın altını da yakalım. Aslında ben bunu ezdim, biliyor musun? Ezdin mi? Hı-hı. Tamam, o zaman ama direkt çeviri vereceğim. Ama biraz çevirelim. Suyunu, sütünü çektirelim. Kıymamızı. Sen köfteyi yoğur, ben onu yapayım Serpil. Olur olur. Karabiberi ekledim. Kimyon ekledim. Köfte buzluk köftesi olarak da saklanabilir. Karbonatı koyuyorum. Özellikle şey olmasın diye çok az bir miktarda karbonat, yani yarım çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum ve tuzunu ekliyorum. Karbonat köftenin dağılmasını önlüyor, sıkı sıkı olmasını sağlıyor. Şimdi Serpil onları bana yuvarlak bezeler yaparken ben de size püreyi yapayım. Geçen püre tarifimiz çok beğenilmiş. Bu da çok güzel olacak. Bu da bir tık farklıdır. En doğru püreyi gerçekten televizyon ekranlarında siz yaptınız. MasterChef'tekiler bile yapamıyor demiştiniz. Yorumlar için de teşekkür ederim. Yani burada kendimi övmüyorum. Sadece doğru tarifler verdiğimiz için mutlu oluyoruz. Altını da çizelim. Yanlış anlaşılmayalım. Efendim öncelikle bir miktar yağ alıyorum. Şöyle. Ve tereyağı alacağım. Leoparlarım da oluşmaya başladı ama birazdan bu tabloyu göstermek istiyorum. Eser onların olmayacağı konusunda ısrarcıydı ama ben de kesinlikle olacağı konusunda ısrarcıydım. Ve şu an olmaya başladı. Çünkü ölçüsü çok güzeldi. Bazen bu tarif tutmayabiliyor ama tamamen boza kıvamını yakalamadığınız için tutmuyor. Benim bugün size verdiğimiz tarifte birebirdir yani. Rahatlıkla deneyebileceğiniz bir lezzet olacak. Tereyağımızı şöyle bir eritiyorum yağıyla birlikte. Patates püresini içerisine alıp bir bardak suyla birlikte güzel, kaliteli, uzayan bir patates püresi yapacağız. Yumuşacık. İçine tuzumu da koyacağım. Patateste tuz var mı Serpil? Ne canım? Patatese tuz koydunuz mu? Evet evet, hiç koyma. Tamam. Şöyle her şeyi sıyıralım. Ana yemek bu tarifi yapabilirsiniz. Dilerseniz içerisinin üstüne köfte yerine tavuk sote de hazırlayıp koyabilirsiniz bu tarifi. Hani eğer kıymam yok ama ben bu tarifi yapmak istiyorum diyorsanız canlarım. Şöyle eziyorum. Patates yağ çok sever. Yağ bol olursa daha da lezzetli olur. Özellikle tereyağı. Şöyle. Şimdi patates kendini bir miktar ısındıkça salacak. Salmaya başladı bile hatta. Şöyle döküyorum. Serpil de köfteyi yoğurdu. Köftede baharatlar, yumurta akı ve soğan vardı rendelenmiş. Şimdi onu toparlaya toparlaya Serpil yoğurdu. Ve bayağı böyle ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağız. Fırın kabımızın içerisine püreyi yerleştireceğim. Bu da sosu olacak. Sosunu sonradan yapacağız. Şöyle güzelce yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığımız köfteleri koyacağız. Bir yandan da Serpil bir sos tavası alayım sana zahmet. Sos tavasını da direkt sosumu da yapayım. Hiç beklemeden fırına veririz ki helva biraz uzun sürecek kavrulması. Helvayı yaparken de böyle birazcık sohbet muhabbet edelim istiyorum sizinle açıkçası. Bugün birazcık daha dediğim gibi parlarıma laf etme. Çok güzel oldu. Sos gerçekten kaydedim hanımlar. Değil mi? Gerçekten. Efendim patates püremiz bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Ben patates püremin içerisine biraz kaşar atacağım. Hem üzerine de koyacağım ama içinde de istiyorum olsun. Uzasın diye. Yerken de çok lezzet veriyor. Şimdi kıymetlilerim. Şöyle bir salçayı hafif yağda açıyorum ki parlak bir sos olsun. En son aşamada fırına gitmeden soslayacağım.
Bunun üzerine canlarım, yağ ile açtığım salçanın üzerine bir su bardağı suyumu koyuyorum. Karabiberimi koyuyorum. Şöyle bir sos oluyor bu. Şöyle. Güzelce eziyorum, akışkan bir hal alacak. Bir miktar tuz koyuyorum. Şu kalanını da buraya ekleyeyim. Bir de sarımsak var. Sarımsağı burada. Hatta birazını da buraya koyayım. Şöyle. Onu da ekledim. Doğal ilaç efendim sarımsak. Şöyle her yemeğe de yakışıyor mübarek. Kesinlikle. Vallahi. Patatesi bakın nasıl saldığını görüyorsunuz. Sütünü iyice çektiriyorum. Hemen kapatmıyorum. Hemen kapattığınızda bu kadar güzel bir kıvam olmuyor. Şu an tam bir patates püresi. İçerisine çok az üzerine koyacağım kalanını. Birazcık patates kaşarla özleşsin diye getirdim. Burada da sosum. Bakın iyice salçamı açtım. Kendi sıcağıyla kaşar peyniri de eriyecek. İçerisinde köftelerim hazır. Serpil eline evet. Sağlık. Şimdi aldım. Tatlım. Yanını görür Allah. Tamam. Şimdi biraz daha burada şöyle kumpir yapar gibi. Bakın içinde kaşar da girince böyle uzuyor bakın. Pamuk gibi oldu vallahi. İyice eziyorum. Şöyle. Tam ana yemek akşama tavuk soteyle yapabileceğiniz gibi köfteyle de yapabilirsiniz. Etle, tavuk pirzolayla da yapabilirsiniz. Üzerine kızarttığınız tavukları, pirzolaları dizebilirsiniz. Sosladığınız, marine etmiş olduğunuz her şeyi. İki dakika içinde alırım. Şöyle. Kaşığımdan ayırıyorum. Ziyan olmasın. Şöyle bakın. Zemin oluşturuyorum burada. Çok güzel oldu gerçekten. Bak. Harika. Evet. Şöyle. Şimdi burada gömme işlemi yapacağız köfteleri. Peçete vereyim ister misin? Şu an ihtiyacım yok. Şöyle. Köstebek gibi oldu böyle. Hoş. Çok güzel. Bir de saklıyor musun onları öyle? Evet. Böyle içerilerini gömdüm. Şu araya mı bence? Ha? Şöyle. Ben de çok köfte mi yapmışım ne? Çok güzel oldu ama. Evet. Böyle. Bir tık şunu kaydırıyorum ve buraya koyuyorum. Sonrasında efendim, tabii kaşığımda bir şey bırakmıyorum. Oruçlu olmasam şimdi onu böyle yalardım da iyi. Oruçluyuz efendim. Şöyle. Evet. Al canım. Al sen bana. Bu aşamada yanar mıyım? Yanarım. Şunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kaşığı vereyim mi sana o küçük? Al bak. Dur. Şöyle sos köftelerin üzerinden başlayarak bütün patates pürenizi kaplayacak şekilde gelecek. Köfte zaten çok kısa sürede pişecektir. Bir 20-25 dakika fırın yolculuğu yeterli olacaktır. Bu şekilde soteli veya etli hazırladığınız püreli tarifinizi dolaba kaldırıp bu soslu şekilde iftar saati çıkartıp pişirip sıcak sıcak servis etme imkanına sahipsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Merve ne diyorsun? Alayım mı poğaçalarımızı? Alalım.
Değil mi? Evet, ben de oraya haydi bismillah gel bakalım. Hoppa. Allah'ım ya Rabbim yerim ben sizi. Şimdi bunu veriyorum. Kaşarı bir 10 dakika sonra atmak istiyorum. Köfteler birazcık pişsin. Gidiyorum. Aynen. Gördüğünüz üzere çok da başarılı olmuş. Şimdi Serpil bunu bir sunum tabağı versin. Sonra gidelim tepsimizi alalım. Oy oy oy. Vallahi kabardı bile. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten iştah açıcı olduğunu ben de görüyorum. Kimyon kokusuyla şu an Kanal 7 koktu. Allah koktu kimyon kokusu. Bu aşamada ben şey yapayım canikolar. Şöyle hemen çekeyim bunu. Kaşarını değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok güzelsin gerçekten. Çok 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 güzelsin. Bu kadar güzel olmak zorunda mıyız? Hadi bakalım bismillah. Bak 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 bak. Üste dikkat et, eline şey geliyor ha. Evet. Koydun mu? Koydum. Tamam. Ziyan olmasın. Evet, kaşarla birlikte köfteler bir miktar daha kızarırken ben kandil simidini alıyorum. Önceden ısıtmış olduğum. Al şunu. Aman 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 yemeğimiz hazır. Kaşarımız güzelce kızardı. Hemen leopar poğaçamızın yanında yerini alsın. Gerçekten dop dolu 4 tarif verdik. Ana yemek, sahura iftara yapabileceğiniz leopar poğaça muhteşem lezzetiyle. Kandil simidi, kandilde olmazsa olmaz dedik. Kaynıyor yine. Kandil simidi fırında. Helvayı burada kavuruyoruz. Helva kavurmak berekettir, bolluktur. Çok da güzel kokar. Neler yaptık? Harika görüntüsüyle patates püreli bir köfte hazırladık. Köftelerini önden kızartma işlemi yapmadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.